Günaydınlar. Saat sabahın 5.28'i. Çeşme'ye gidip geleceğimiz 4 günlük yolculuğumuz başlıyor. Kahvemizi aldık, meşrubatlarımızı aldık, yola çıkıyoruz. Oğuz Kaptan'la buluştuk. Kumanyamız, nevalemizi aldık. Gerçi bu ne kadar yeter bilmiyoruz. Şimdi tekneye doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. İzmir Marina'ya geldik. Şimdi eşyalarımızı, kumanyamızı, bütün her şeyimizi tekneye taşıyoruz. Toparlandık. Buyurun ekibimiz. Geçirme uğurlamaya Serim Kaptan da gelmiş. El sallama ekibi. Coşkun Reis. Zaten Oğuz Kaptan'ı biliyorsunuz. Bir de bendeniz. Biz dilerseniz daha fazla beklemeden haydi haydi hızlı hızlı götürelim. Seyre geçince tekrar bir şeyler açarız, çekeriz. Haydi o zaman. 4 günlük kumanyamız. Bol su. 60 litre su. Bol kuru gıda ve ağırlığımızca makarna. Teknemiz 9 Eylül 1982. Hava harika. İzmir Marina, buyurun. Ya hava harika ya, müthiş. Lakin yelken seyri için pek de müthiş değil çünkü sıfır rüzgar. Makineyle gideceğiz. Bizim teknede makineyle birazcık yavaş. Neyse artık. 8 saate Karaburun'dayız. 10 dakikaya çıktık. Dakika 1 gol 1. Makinemiz çalışmıyor. Şasi kablosunda bir temassızlık, bir sıkıntı olmuş. 45 dakika uğraştık. Kablo kendine geldi. Ve tatlı tatlı ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Hala yok değil mi? Her şey yolundayken, keyifler yerindeyken bir her şey yolunda kahvesi, bir çekimi. Yöneklerimizin kahvesi işte. Aynen öyle. Sağlığınıza değerli izleyiciler. Şimdi siz de kahveleri koyun. Bak güzel bir macera olacak bu. Reis Orkinos'u tuttuktan sonra bir video daha çekeriz inşallah. Orkinos ama, geliyor mu Orkinos? Rüyamda tuttum. Gerçekten o şeyi de burada, kancası da burada. Bunu bütün arkadaşlarımla paylaşacağım. Tabii biz için siz de seveceksiniz. Vallahi inşallah tutarız. Hayatımda, şu an bu arada rüzgardan duyuyor musunuz bilmiyorum ama hayatımda sırtı çekerek teknede, yelkende hiç daha bırak şeyi, orkinosu postal tutamamışımdır ben. Kısmet, göreceğiz. Geçmiş yıllara daha önce tutmuştum aşağı yukarı bir 70 kilo falan ağırlığında. Hatta gemiyi falan dururduk. 70 kilo? Evet. Ooo. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Reis oltayı salladı. Hadi bakalım. Rast gelsin. Buralarda olur ya bu. Emrek olur. Ne sırtı hızında. Tarançada olur. İyi güzel. Kuşum var. Şimdi gereksiz bilgi zamanı. Denizcilere bilgi. İzmir'den, Narlıdere'den, İnciraltı'ndan
Çeşme'ye doğru çıkmak istediğiniz zaman öncelikle haritada Pelikan Şamandırası var. İki tane kardinal şamandıra. Ona doğru gidip o şamandıraları geçtikten sonra Uzunada, bu Mordoğan Karaburun açıklarındaki Uzunada'ya doğru gelip Uzunada'nın kuzeyine doğru rota tutuyorsunuz. Karaburun'u hedefliyorsunuz. Karaburun'u geçtikten sonra bir daha ayarlama yapacağız. Onu da size söyleyeceğim. Aşağı yukarı buradan kaç saatte gitsek Uzunada'ya? 4 saatte geçeriz oraya. Valla şu an 5-8 saati yapıyoruz. 4 saatte gideriz yani. Dur bakalım. Neyse, sonra devam. Otopilotumuz çalışmıyor, o yüzden sürekli vardiya tutacağız. Yol toplam 2 gün sürecek. Hızımız çünkü çok az, 5 yapıyoruz. Ben hemen size o bilgiyi de vereyim. İzmir'den çıkınca yani 250-260 arasında rota tutarsanız, 250 şu an 5'te tutmaya çalışıyoruz. Pelikan Şamandırası'nı tam hafif sancağından geçmiş olacak. Sonrasında 300'lere doğru biraz muhtemelen. Tam bilgiyi veririz az sonra. Buyurun, durumumuz bu. Şu an tabii çok uzakta, Pelikan Şamandırası'nı görmüyorsunuz, sonra çekerim. İşte o gördüğünüz kardinal şamandıra. Onun güneyinden geçiyor. İki tane aşağı doğru bakan üçgen ok var. Güneyden geç demek. Yukarı doğru baksaydı kuzeyden geç. Birbirine doğru baksaydı batısından. Biri batı, biri doğu. Üçgenler tam tersi, baklava gibi olsaydı doğu. Güneş doğar gibi, oradan aklınızda kalsın. Neyse, gereksiz bilgi hep bunlar işte. Yapalım abi. Ha şöyle, bir sonraki kardinalden direkt verebiliriz. Çünkü bir sonraki kardinalden 320'ye dönersek Uzunada'nın kuzeyinden. İkinci şamandırayı da geçtik. 310 mu yapıyoruz şu an? 310-311. Artık provamızda Karaburun var. Bundan sonra bir daha dümdüz devam. Rüzgarımız tatlı tatlı tam kafadan gelirse biraz. Onun dışında da gelmiyor. O yüzden motor gidiyoruz. Hızımız da 5.5 knot. 5.5 deniz mili. Gayet güzel. Reisimiz de beyazları çekti. Aa, hayat bize güzel. Balık yok. Az önce gördüğünüz o meşhur deniz salyası, müsilaj. Allah'tan çok yok buralarda. Evet, rapor. Saat 13 çeyrek geçiyor. Tabii siz göremiyorsunuz. Urla, bordaladık Urla'yı. Yastıcıada hizasındayız, açıklarındayız. Truva'mızda şöyle Uzunada var. Hatta Uzunada'nın şöyle hafif kuzeyinden geçeceğiz. Rüzgar tam kafadan geliyor. Motorla gidiyoruz. Süratimiz 5 knot. Reis burada. Oğuz Kaptan burada. Oğuz Kaptan moda girdi gördüğünüz üzere. Balık diyorsunuz. Balığımız hala yok. 2 saat sonra tekrar bir şeyler çekeriz. Arkamda Uzunada'yı görüyorsunuz. 12'ye 10 var. Uzunada'ya geçmek üzereyiz. Telsizden, VHF'ten anons geldi. Atış talimi olacakmış. 305 rotasında gidiyorduk gayet güzel. Şöyle rotamızı da gösterelim. Şimdi 350'ye alın diye rotanızı, 350'ye alın diye uyarı geldi telsizden. Atış talimi olacakmış. Az daha videoda batışımızı çekecektik. Biz de 350 Foça'ya doğru gidiyoruz. Evet, 355 rotasında 2 mil gittikten sonra tekrar Çeşme kanalına girebilirsiniz dedi. Atış talimi denizaltı varmış. Ne dersiniz? İzleyelim mi atış talimi?
Reis balık var dedi. Aldım dedi. Çekiyor. Hadi bakalım. Çok kolay. Aynayı mı verdi? Vallahi aynayı verdi. Ya da torba. Vay anam vay. Vay anam vay. Torbaya gel. Çuval, çuval. Çuval. İşte denizlerin kısmeti. Yanlış alarm. Çuval ama tuttuk. Reisin hatası değil, bayağı patates evet, çuvalı. Evet. Ama ağırdı bayağı. Saat 1.30. Tatlı tatlı karaburunu bordaladık. Eyvah, tabi rüzgardan duyulmuyor. Bir dakika. Hop şöyle inelim. O zaman da motor sesi geliyor. Neyse ya. Neyse artık. Şöyle yaptım sizin için. Saat 1.30. Arkamda karaburunu görüyorsunuz. Karaburunu bordaladık. .31. Karaburnu döndük. Sarpıncık feneri şurada bakın şöyle. Görüyor musunuz? Sarpıncık feneri kıç omuzluğumuzda kaldı. Hala rüzgarı biraz kafadan aldığımız için motor gidiyoruz. Biraz sonra şu burnu dönünce hangi burun? Şurası. Tatlı tatlı yelkenimizi açacağız inşallah. Hayallerimiz o. Güzel gidiyoruz ama. Bugün çeşme yapacağız belli. Haydi kapattım. 1-2 saat sonra tekrar rapor veririm sizlere. Çeşme kanalındayız. Karşımızda tabii şu an görmüyorsunuz. Sakız Adası ve onun biraz bize doğru kalan kısmında Koyun Adası dediğim Zonesios Adası var. Arkamızda yavaş yavaş balık çiftliklerine geçiyoruz. Şöyle Ildır Körfezi'ne doğru gidiyoruz. Ildır Körfezi'ne girmeyeceğiz. Açıktan geçeceğiz. Karaada'nın açığından çeşmeye doğru rota tutuyoruz. Yani takribi 190-195 arası bir rotamız var. Dalgalar, güneş, deniz derken yorulmaya başlıyoruz. Mevcut 5 knot hızımızla bu akşam güneş batmadan çeşmeye varamayacağımızı fark ettikten sonra
geceyi geçirmek için bir demir yeri aramaya çalışıyoruz. Haritada Kara Arıda'nın güney tarafında uygun bir nokta görüyoruz. Rotamızı Kara Arıda'ya doğru kırıp devam ediyoruz. Esmeyen rüzgar akşamüstü arttı coştu, gaza geldi. Karaada'nın güney tarafından bir koya girdik. Şöyle arkamda görebiliyorsunuz. 3 tekneyiz sadece burada. Süper. 22 metre miydi reis? 22 metre kaloma verdik. Derinlikte burada aşağı yukarı işte 3,5-4 metre civarında. Bakalım. Geceyi burada geçirecek gibiyiz. Nasıl? Misafirimiz vardı. Akşam yemek sonrası çaya geldi. Biz de işte takılıyoruz Martı beyefendiyle. Bu arada müthiş güneş de battı. Harika da olduk. Yemeğimizi de yedik. Coşkun Reis sağ olsun. Efsane bir makarnayı gömdü bize. Şimdi böyle tatlı tatlı, tatlı tatlı dinleniyoruz. Yorulmuşuz. Yorulmuşuz. İlk gün böyle bitiyor. Bugün böyle bitiyor. Yarın sabah planımız. Sabah kalkıyoruz. Buradan önce Çeşme Boğazı, daha doğrusu Fener Burnu'nu geçiyoruz. Sonrasında Alaçatı'ya doğru gidiyoruz. Kleopatra Koyu. Kleopatra Koyu. Denize giriyoruz ama. Onu söylemedim artık. Deniz zaten o şey, biliyorlar onu canım. O sabah kalkar kalkmaz o mecburi. Demirbaş o denize girmek. O yüzden tekrar belirtmedim. Açılışı ben yaptım ama. Vallahi Coşkun Reis girdi. Bak ben böyle hala duruyorum. Biraz serin oldu akşam esince. Zaten bak montluyuz hepimiz. Polarlı montluyuz. Güzel. Umduğumdan daha sıcak. Evet. İlk gün böyleydi değerli izleyiciler. Vallahi umuyorum güzel şeyler çekmişizdir. Daha tabii görüntüleri izlemedik ama biz keyifli bir seyir yaptık. Yolda kaçırdık, yunuslar vardı. Değil mi? Çekemedik. Ama öyledir zaten. Yunus zor çekersin. Evet, ilk günü burada bitiriyoruz. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum, sevgiyle selamlıyorum. Haydi kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.